İstanbul'da futbol denince akla sadece Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin geldiğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Bu 17 milyonluk dev metropolde öyle kulüpler var ki sevgili futbol severler, hikayeleriyle sizi kendine hayran bırakır. Taraftarın futbol aşkının peşindeki program Bu Takıma Sevdalıyız. Bu videoda Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Kulübü'ne konuk oluyor. Kameralarımızı İstanbul'un en popüler semtlerinden biri olan Beyoğlu'nun Yeni Çarşı Cezayir Sokak'taki kulüp binasına çeviriyoruz ilk olarak. İçeri girdiğimizde kulüp tarihinin adeta aynası görevini üstlenen fotoğraflara ve başarıların kaydını tutmuş kupalara bakmaktan alamıyoruz kendimizi. ...1954 yılında Yeni Çarşı Caddesi'nde esnafların birleştip, bunlardan Dimitri Komatas, Sıradan Köçük Köseoğlu, Arif Saydam, Hüseyin Topal abilerle beraber bayrağı devralan Eşref Bersin Güvenç, yanında Metin Kurt'la beraber yola çıkıp, şimdiki başkanımız İskender Ahmet Karadeniz kulübü daha yükseklere taşımak için bir yol çizmişti. Bu yol gerçekleşti. Yoktan var edilen bir spor kulübünün nerelerden nerelere geldiğini gösteren medar iftarımız, 3. ligde şampiyonluğu elde edip 2. yükseldiğimiz kupamız. Finallerin kaybedeni değil kazanımı olur. Bugün de bu finalin inşallah kazanımı biz olacağız. Bugün herkes önce takımı için, sonra kendi için, sonra o güzel başkanımız ve hiç şampiyonluk görmemiş hocamız için sahada terinin son damlasına kadar savaşıp mücadele edip sonunda da o kupayı getirmek söz mü? Finalde ilk düdük. Kepez Belediyespor Beyoğlu Yeni Çarşı finali başlıyor. Melih. Önünde boş bir alan yakaladı Batuhan. Batuhan'dan orta geldi. Muratcan dokunamadı. Bir dokunuş topu alardı. Top ağlara gidiyor. Beyoğlu Yeni Çarşı 1-0 öne geçiyor. Berkali Nizam attı. Büyük sevinç var. Büyük mutluluk var. Beyoğlu Yeni Çarşı'da 68'de geldi. Beyoğlu Yeni Çarşı'nın golü. Bu orta Batuhan'tan Muratcan vuruş yapamadı ama hemen arkasında Berkali Nizam vardı. Berkali Nizam sahnede 1-0 önce Beyoğlu Yeni Çarşı. 90+8'deyiz. Son düdük geliyor Bahattin Şimşek'ten. Beyoğlu Yeni Çarşı TFF 2. Lig'de. Şampiyonluk kupası havaya kalkıyor. Tüm takım, tüm ekip, tüm camia bir arada. TFF 3. Lig, 3. grupta, playoff'ta şampiyon Beyoğlu Yeni Çarşı.
Bunda emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bizim bu tabii İstanbul Amatör Kümeler'de gençler, büyükler çok müsabakalara katıldık ama en büyüğü bu karşımızda görmüş olduğumuz 2018-19 yılı İstanbul Amatör Futbolu'nun ilk başladığı günden bu tarafa her sene düzenlenen lig şampiyonluğu. Bu İstanbul birinciliğimiz bizim için önemli. Görmüş olduğumuz kupalar. Diğer kupalar da zaman içerisinde almış olduğumuz 14-18 artık zaman zaman kazanmış olduğu şampiyonluklar. 2022-23 sezonu U15 takımımız grubunda grup şampiyonu oldu kupası. Yeni Çarşı Spor Kulübümüz bu sene futbolcularıyla beraber, tüm kadrosuyla beraber inşallah önümüzdeki sene de birinci ligde Yeni Çarşı Spor Kulübümüzü görmek isteriz. Ve Yeni Çarşı Spor Kulübü'ne ikinci ligde başarılar dileriz. Amin inşallah. Şimdi de Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Kulübü'nün tesislerindeyiz. Önce altyapı takımının idmanını izliyoruz. Tüm altyapı organizasyonunun kusursuz işlediği Beyoğlu Yeni Çarşı'da gençlerin tek hedefi A takım kadrosu. İdman esnasında kamera ve mikrofonlarımızı kulübün altyapılar sorumlusu, tecrübeli hoca Ufuk İskender'e çeviriyoruz. Hedefimiz çok iyi. A takımımız ikinci lige çıktı. İstanbul'un güzide bir takımı. Sevilen bir kulüp. Altyapımızda hocalarımız eğitimli, bilgili. Altyapıdan iyi oyuncular çıkartıp Türk futboluna sunmak istiyoruz. Takımımıza ve altyapımıza, üst yapımıza, bütün camiaya başarılar diliyorum. Sizlere de Türk futboluna emek verdiğiniz, hizmet verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Bu kulüpte altyapı denildiğinde akan sular duruyor desek abartmış olmayız. Tesislerde Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Kulübü'nün eski futbolcusu, halen camianın içinde olan ve kulübe aidiyet hissiyle kalpten bağlı Metin Ülgen'le bir araya geliyoruz. Tabii lafa nasıl başlayacağımızı Beyoğlu Yeni Çarşı olunca bilemiyorum. Nesini söyleyeyim canım efendim diyerek başlayalım. Çok enteresan bir hikaye. Ben Beyoğlu Yeni Çarşı'ya Tophane Tayfun'dan geldim. Birinci şahsiyetimiz Cengiz Celiloğlu. Hem avukat, hem öğretmen, hem hakem, hem futbol hocası beni geldim haleden aldı. Gel Metin dedi, çok iyi bir kulüp var, Beyoğlu Yeni Çarşı Kulübü. Seni dedi oraya götüreceğim dedi. Aldı, getirdi, sağ olsun. O zaman biz ikinci şahsiyet Berksin Güvenç'i tanıdık.
inanılmaz bir insan. Bir aile yapısı. Yani kulüpten öte bir aile gibi Beyoğlu Yeni Çarşı'da tanıştık. O arada da Metin Kurt üçüncü şahsiyet, yani Beyoğlu Yeni Çarşı'nın temel direktörü. Metin Kurt'la beraber bir sahayı tanıdık. Sahaya girdik ve Metin abi inanılmaz düşünceleri var. Türkiye'nin çok tanınmış bir futbolcusu. Ama futbolcunun dışında kafası çok iyi çalışan, ikna kabiliyeti çok yüksek ve futbolda bir şeyler yapmayı düşünen, futbolcunun arkasında durabilen yegane insanlardan bir tanesi. Biz Metin abiyle hem sahayı tanıdık hem de futbolcu olduğumuzu hissettik. Bahçeli Evler'de arkadaş grubum var. Futbol oynadı. İşte Başkan İskender Karadeniz, Mustafa var, Subaşı, Soner'ler, Çetin'ler, Mehmet Atatepe'ler. Onların hepsini size malzeme vereceğim diye torladım, topladım. Ta Bahçeli Evler'den Beyoğlu'na getirdim. Ondan sonra biz orada tabii o kadar güzel ortamımız var. Oradan kalkıp geliyoruz Beyoğlu'nda maçlara çıkıyoruz. İnanılmaz maçlar. İnanılmaz bir ortam. Ve kulübümüz sonra bir sıkıntı yaşadı. İnanın iki tane masanın olduğu yerde Beyoğlu Yeni Çarşı Kulübü. İki tane masası var. İki tane masadan o kulüp buralara kadar geldi. Yani bunu ifade etmek, hayal etmek mümkün değil. O hayatımız oldu. Gittik, döndük, dolaştık, profesyonelliklerde oynadık. Bütün arkadaşlarımız oynadık. İskender de tabii iş hayatında çok başarılı oldu. Döndük, dolaştık, kulübe geldik. Berksin abi aradı, dedi ki Metin dedi, artık dedi kulüpte dedi, antrenörlüğe başlıyorsun dedi. Soner'i aldık ve o resimde baktık Soner'le ben hocayken, benim yardımcım da Soner, İskender de yanımızda resimde. İskender artık yavaş yavaş yöneticilik şeyine bürünmüş. Sonra tabii o süreç öyle bir yürüdü ki İskender'in ve bizlerin öyle bir arkadaşlığı var anlatamam. Yani Türkiye'de hiçbir kulüpte yoktu. Dünyada belki hiçbir kulüpte yoktu. Yani senelere dayanan çok enteresan bir arkadaş. Arkadaşlığın çok çok ötesinde. Birbirine inanan, güvenen, birbirine sahip çıkan, birbirine saygı duyan ve birbirinin arkasında duran. Yani futbolda derler işte kademeye girer. İnanılmaz derecede kademeye giren bir ekip var. Arkadaş grubu var. Artık kabuğunu yırtmak zorundaydı Beyoğlu Yeni Çarşı. Sıçramak zorundaydı. Gitmek zorundaydı. Çünkü öyle hayaller kurduk ki biz, bizim hayallerimiz yani yalnızca orayla o alanla sınırlı değil, o bölgeyle sınırlı değil, Beyoğlu'yla sınırlı değil, aşması lazım. O hayallerimiz ikinci lige çıktı. Duruyor mu? Hayır. Durmuyor. Tekrar, tekrar, tekrar öyle bir hayallerimiz var. Biz eve giderken yastığa kafamızı koyduğumuzda hala o hayallerimiz Cengiz Celiloğlu, Berksin Güveç, Metin Kurt ve işte bizlerin toparladığı o grup bu takımı inanın çok iyi yerlere götürecek. Çok büyük yerlere götürecek. Türkiye'de Süper Lig'de biz bu takımı göreceğiz. İskender Başkanımızın inanılmaz bir inadı var. Özgüveni var. Bu inanç bizi Beyoğlu Yeni Çarşı'yı Süper Lig'de olacak ve herkesin tanıdığı, bildiği bir takım olacak. Çünkü bitmiyor hayaller. O insanlara verdiğimiz değer çok büyük bir değer. Ve o insanlara verdiğimiz değeri biz unutamayız, yok sayamayız. İşte İskender Başkan da böyle bir başkan ve bu takım Süper Lig'e gidecek. İnşallah hayallerinize hem bu kulübü kuranların hem mevcutta şu anda bu kulübü idare edenlerin gönlündeki hayallere inşallah ulaşırsınız. Şimdi ben kolay kolay duygusal bir insan değilim yani, duygulanan bir insan değilim. Ama geçmişte Cengiz Celiloğlu şu anda rahmete kavuşmuş. Bersin Güvenç, yani bu insanlar böyle kolay insanlar değil. Bize yön verdi. Vallahi çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bir sonraki röportajımızsa Recep Çarkçı'yla. Kulüp ve hikayesinden bahsederken gözlerinin içi parlıyor. 1966 yılından beri bu kulübün içindeyim. 13 yaşında geldiğimde futbol takımının ayakkabılarını boyadım. Daha sonra bu takımda futbol oynadım. İdarecilik yaptım. Zaman zaman antrenörlük yaptım. Bu kulüpteki bağım çok çok eski. Acı günler oldu, tatlı günler oldu. Küme düşmeye oynadık, şampiyonluklara oynadık. Çok sayıda futbolcu yetiştirdik. Çok sayıda futbolcu Türkiye liglerine verdik. Bunların içinde çok önemli insanlar oldu. Kulübümüzü başarıyla temsil ettiler. Futbol takımımız her zaman iyi oynamaya ve rakiplerle centilmence mücadele etmeye odaklanmış bir
anlayış sergiledi. Ayrıca sadece Beyoğlu Yeni Çarşı olarak değil, Beyoğlu Yeni Çarşı'nın kardeş kulüpleri, çok sayıda kardeş kulübü vardı. Mesela Yıldız, Dikilitaş, Bakırköy Yücespor, Adalar. Böyle birbirimizi destekler, birbirimize gider gelirdik. Benim çocukluğumda futbol bir çılgınlıktı. Çünkü ne cep telefonu vardı, ne internet vardı, ne televizyon vardı. Tabii bizim bütün aşkımız futboldu. O aşk bizi buraya kadar getirdi. Bu arada Yeni Çarşı Kulübü'nde çok değerli başkanlar geldi. Çok değerli teknik direktörler geldi. Ki bunlardan bir tanesi bize hem başkanlık yapmış, hem de futbol takımımızın teknik direktörü olmuş Metin Kurt'tur. Kendisine rahmetle anıyorum. Kulübümüze çok büyük hizmetleri olmuştur. Yine ismini söylemeden geçemeyeceğim Berksin Güvenç. Yani bu Berksin Güvenç ismi özellikle bu futbol camiasında çok tanınan bir insan. Allah rahmet eylesin, kulübümüze çok çok büyük faydaları oldu. Kulübü ayakta tuttu. Maddi manevi bugünlere gelmesinde çok büyük emeği oldu. Şimdi de bayrağı yeni başkanımız İskender Karadeniz aldı. Beyoğlu Yeni Çarşı Kulübü'nü yani hayal bile edemeyeceğimiz yerlere getirdi. O yüzden şu anki başkanımız İskender Karadeniz'e gerçekten hem teşekkür ediyorum hem de tebrik ediyorum. Yeni Çarşı olarak hedeflerimiz ne derseniz bizim gönlümüzde çok daha yukarılar var. Beyoğlu Yeni Çarşı takımının özellikle son 7 yılı başarı grafiği sıra dışı. Süper Amatör Lig'den Profesyonel 2. Lig'e bir performans. Birçok şehir takımının ulaşamadığı bu başarılı grafik önemli. İdman sonrası takımın genç ve başarılı teknik direktörü Efe İnanç Hoca ile bir araya geliyoruz. Butik bir kulüp. Ama içinde bulunan insanlar çok büyükler gerçekten. Çok az sayıda insan olmasına rağmen herkesin görev tanımları belli, herkesin ne yaptığı belli ve özveriyle futbolcuların veya bizim teknik ekibin çalışma ortamını sunmak için her şeyi ellerinden geldiği kadar, imkanları el verdiği kadar yapmaya çalışıyorlar. Kulüp hem altyapıdan oyuncu yetiştirmek istiyor hem de dışarıda gördüğü yetenekli oyuncuları da bünyesine katıp yetiştirmek düşüncesinde. Bunu da başkan gelişim sağlayarak istiyor. Yani oyuncuların gelişimi olsun, kulübün gelişimi olsun, bilimselliğe de açık, her türlü yeniliğe, her türlü gelişime açık bir başkanımız var. Bu bizim için büyük bir şans. Buradaki oyuncular için büyük bir şans. Bunun yanında oyuncuları ve futbolcuları, insanı çok seven bir başkanımız var. Bu da kulüp için büyük bir şans. Oyuncular için bir şans. Oyuncular tabii bu ufak yaşlarda ikinci ligde oynama avantajını sağlıyorlar. Bizim de amacımız onlara bir gelişim sağlayabilmek, bu ligde oynayabildiklerini gösterebilmek ve daha üst liglere de kulübün ilerleyen süreçte oyuncu satıp para kazanma amacı da, yani bir tek bu futbolda ticari bir ilişki de var yani. Bunu da sağlaması lazım kulübün ayakta durabilmesi için. Bir kişiyle olabilecek işler değil bunlar. Bunun için de bir süreç lazım. Şu anda bulunduğumuz süreçte oyuncuları geliştirmek, geliştirirken de lig içerisinde rekabet ortamında bulunabilmek, sonuçları alırsak, başarılı olursak tabii ki bu oyuncuların gelişimini hızlandıracak bir durum. Ama biz öncelikle oyun odaklı bir kulübüz. Oyunumuzu içeride iyi bir şekilde tutturup ondan sonra skoru alabilirsek o skoru da istiyoruz tabii ki. Ama bunların hepsi bir süreç, bir zaman. Oyuncular oynadıkça tecrübe kazanıyorlar. Buradaki kulübün yapısı, başkanın düşüncesi genç oyuncular olsun, yaşı da ilerleyen oyuncular için büyük bir fırsat. Buradaki karışımı, çorbayı iyi karıştırıp iyi sunmak lazım. Biz de bunun için gayret gösteriyoruz. Evet. Devasa bütçelerle şehir takımları dahil olmak üzere Anadolu'nun önemli nüfusa sahip ilçelerinde devasa bütçeleriyle kadro kurup lig çıkamadıklarına, hatta lig düştüklerine de şahit olduğumuz bir dönemde Beyoğlu Yeni Çarşı'nın geçmişten bugüne hikayesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Valla çok büyük paralar kurup da başarı gelecek diye de bir garanti yok zaten. Bunun örnekleri çok var ülkemizde ve bu süreçte kulüplerin çok battığını, çok büyük camiaların bile isim değiştirmek zorunda kaldıklarına hepimiz şahidiz yani. Bunun için iyi bir yapılanma, iyi bir planlama mutlaka şart. Yani geçen sene 3. Lig'de, ondan önce Bal Lig'inde olan bir takımın şu anda burada olması büyük bir başarı bakacak olursak.
Ama dediğimiz gibi bunun için planlama, yukarıdan aşağıya kadarki planlama çok önemli. Ve bunu şu anda İskender Bey ve ekibi gayet güzel bir şekilde başarmış durumdalar. Bunun devamlılığını sağlamak istiyorlar ve istiyoruz. Bu da kolay bir şey değil. Hem oyuncu kalitesini arttırmak, hem oyuncuları geliştirmek hepsi süreç isteyen bir durum. Bu sırada tesisleşmeyle ilgili başkanın çalışmaları var. Ama futbol takımını yönetmek kolay bir iş değil yani. 25-26 tane oyuncuyu alıp o kimyayı oluşturmak, çok büyük paralar harcamak da marifet değil. Ama bu profesyonel liglerde, ikinci liglerde, birinci liglerde tutulmak için maddi şartlar da gerekli. Ama en önemlisi burada doğru teşhisleri yapmak. Sezon içerisinde de oyuncu takiplerimiz oluyor, olacak da. Bu oyuncuları seçip bu kulübe kazandırmak. Eğer bir yapı oluşturabilirsek, bir kulüp vizyonu oluşturabilirsek, bundan sonra buraya gelecek oyuncularla beraber Beyoğlu Yeniçarşı hem yarışmacı hem yetiştirici olarak liglerde mutlaka bulunacaktır. Mutlaka başarılarla tanınacaktır bu kulüp. İnşallah. Buradaki az sayıdaki ama çok yürekli insanlar kulübü geliştirmek için, Türk futboluna bir değer kazandırmak için çaba sarf ediyorlar. İskender Başkan ve arkadaşları tesisleşme adına bir şeyler yapmak istiyorlar. İskender Başkan'ı tesisleştirme ve bu Türkiye'ye genç oyuncuları kazandırma, futbolcu kazandırma, bir birey yetiştirme adına çok büyük işler yapıyor. Bence biraz da onun destek görme ve yardıma mutlaka ihtiyacı var. Sizin de bugün gelip burada kulübümüzü tanıtmak için yaptığınız bu program için biz de size teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. İyi çalışmalar diliyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Efe İnanç Hoca'dan sonra kulübün formasını terleten futbolcularda sıra. Ben Emircan Alturan. Geçen sene çıktım altyapıdan. Şimdi A takımdayım. Sol bek oynuyorum. 2005 doğumluyum. 30 yaşındayım. Başkanımız çok değer veriyor bize. Başkanımız gençlere aşık. Abilerimiz de iyi davranıyor bize. Bir aile ortamı oluştu burada. Çalışanlarımız daha iyi. Hocalarımız falan bize çok değer veriyor. Biz gençler olarak kulübümüz için elimizden geleni yapacağız. Hedefim milli takım, Süper Lig. Adım Yiğit As, 2007 doğumluyum. Kulübün A takımında oynuyorum. Geçen sene altyapıdan çıktım. Sol stoper pozisyonunda oynuyorum. Başkanımız gençlere çok önem veriyor ve bu bizi daha çok motive ediyor. Çalışanlarımız, kulüp personelimiz, malzemecimiz, her şey bu kulüp, aile ortamı. Biz de gençler olarak bu kulübü ileriye taşımak için her şeyi yapacağız. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Hedefim Türk milli takımında oynamak ve bu kulübü daha ileri taşımak. Yedi sene gibi kısa bir sürede süper amatörden ikinci lige çıkan bir serüveni var. Butik bütçeler, gençlere yatırım. Tabii başkanımızın önce burada çok büyük bir emeği var. Yani böyle bir başkan olmasaydı belki çok zordu işimiz. Çünkü her zaman yanımızda, sahaya geliyor. Zaten tesiste sürekli yanımızda, sürekli bizle konuşuyor, ilgileniyor. Yani bunlar da bence başarının %90'ı başkanındır. Tabii ondan sonra hocalarımızın ve bizimdir yani. Biz de çok çalıştık, azim ettik. Çok şükür Allah da nasip etti. Şampiyon olduk ve buralara geldik. Şimdi de ikinci ligde top koşturuyoruz yani. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben Şemsettin Ender Kılıç. 3 sezondur bu kulüpteyim. Takım kaptanıyım 3 sezondur. Buradaki arkadaşlarımıza, kardeşlerimize abilik yapmaya çalışıyoruz. Abilik yapmak için uğraşıyoruz. Hem tecrübelerimizden katkı sağlamaya hem de onlara yardımcı olup bu takımı, bu kulübü daha yerlere getirmeye çalışıyoruz. Geçen sene çok güzel bir şampiyonluk yaşadık burada hep birlikte. Burada öncelikle temel esas alınan konu aile ortamı olması. Arkadaşlığın, işte abi kardeşliğin, büyüklere, küçüklere nasıl davranılması gerektiğinin, hani futboldan önce, sahadan önce bunlara önem veriliyor burada. Sadece futbolcular arasında ya da hocalar arasında değil, takım personeli, çalışanları, yönetim kurulu, başkanı, bunu herkes eksiksiz şekilde bu şekilde davranıyor. Burada çok güzel bir hoşgörü ortamı, saygı ortamı, herkesin birbirinin işine yaptığına inanılmaz bir saygı, sevgi çerçevesinde gelişiyor. Onun dışında da saha boyutuna bakarsak da, yani dediğim gibi geçen sezonda ben buradaydım, yine şampiyon olurken yine genç bir takım, genç takım ağırlıklıydık. Burada hiçbir şekilde gençlere hani bir maç, iki maç
kötü oynaması ya da performansı düşük olması hiçbir şekilde sorun olmuyor. Daha çok hep toparlayıcı, hep daha üstüne koyup bir sonraki maça bakma şeklinde ilerliyoruz. Bu da zamanla ister istemez kötü dönemlerden geçsek de sonunda toparlayıp başarıyı elde etmemizi sağlıyor. Genç arkadaşlarımıza ne kadar katkı verebilirsek, ne kadar katkı sağlayabilirsek ve ne kadar takımı başarılı yerlere getirebilirsek diye düşünüp o şekilde uğraşıyoruz, o şekilde çalışıyoruz. Ama en başında da söylediğim gibi bu takımın başarılı olmasındaki temel esas aile ortamının olması, hiçbir şekilde başarıya endeksli bir takım olmaması, her zaman sevginin, saygının, hoşgörünün olduğu bir ortam olması bizi daha ileri yetti. Mertcan Aktaş ben. Orta saha mevkiinde oynuyorum. 3 yıldır da Beyoğlu Yeniçarşı Spor Kulübü'nde görev yapıyorum. Bizim kulübümüz özelinde, yani bulunduğumuz kulüp özelinde çok fazla örnek yok. Burada bir başarı var. Bu başarıda herkesin bir payı var. Öncelikle başkanımızın ve ekibinin, yönetim kurulunun. Böyle başarılar her zaman olmadığı için de bu enteresan bir hikaye. Bu hikayenin içerisinde olduğumuz için de mutluyuz. Yani böyle şeyler yapılabileceğini gösteren insanların olması bu tip projeleri olan insanlara umut veriyor açıkçası. Yani ben bundan sonra da her anlamda örnek bir kulüp olarak kalacağını ve bir örnek teşkil edeceğini düşünüyorum bu kulübün. Çoğu altyapı oyuncusunda şöyle düşünceler olabiliyor bazen. Acaba imkan bulur muyum, fırsat bulur muyum, A takıma yükselir miyim? Çocuk burada çok daha umutlu ve burada şu anda sizinle birlikte A takımda oynayan, altyapıdan gelen gencecik çocuklar var. Bunların içinde dersin. Şöyle, onların her zaman şanslı olduğunu onlara söylüyoruz, hissettiriyoruz. Ama şöyle bir şey var, buradaki oyuncular da burada olmayı hak eden oyuncular. Yani bu tip kaliteli oyuncuların, kaliteli takımın, vizyonu olan bir takımın içerisinde olmak tabii ki onların şansları. Ama burada olmayı hak etmeleri de onların ayrı bir yetenekleri. Keşke hani biz de ilk A takım seviyesine çıktığımızda, o yaşlarda olduğumuzda böyle bir düşünce yapısına sahip olan takımlarda yetişmiş olsaydık, daha fazla fırsat bulsaydık, kendimizi daha fazla geliştirme imkanı bulsaydık diyoruz. O anlamda örnek bir kulüp. İsmim Batuhan, soyadım Ekinci. 3 yıldır buradayım. Sağ bek mevkinde oynuyorum. Burası gençlere çok önem veren bir kulüp. Başkanımız, kulüp yöneticilerimiz dahil olsun herkes. Burada oyuncunun gelişimi için de her ay bir kitap okumamız zorunlu. Ve onun dışında İngilizce dersleri görüyoruz. Başkanımız sağ olsun bize her türlü olanağı sağlıyor. Gençlere çok önem veren bir kulüp. Burada aile yapısı var. Futboldan daha çok bir aile yapısının içerisindeyiz. Bu da bizi daha çok mutlu ediyor. Başkan Karadeniz, sistemini ve kulübün mevcut yapısını anlatıyor önce. Sayın Başkan, bizi misafir ettiğiniz için teşekkür ederiz. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Futbol kültürü geçmişten bu yana gelmiş, çok güzel hikayesi olan, çok enteresan futbol kamuoyunun bu hikayeyi bilmesi gerektiğini düşündüğümüz bir kulüp. Sayın Başkan, genç çocuklara yatırım. Evet. Olmaz denilen bütçelerle, yani bu bütçelerle olmaz, bu yaş grubundaki oyuncularla olmaz, böyle başarı gelmez dediler, denmesine rağmen... Dediler, diyorlar. Başladığımızda 7 sene önce birinci amatör kümeydik. Amatörün en altı falan da herhalde. Şu anda Türkiye ikinci ligindeyiz. Evet. Ne muhteşem bir hikaye. Bu kulüpte ben 43 yıl önce top oynadım. Çocukluk hayalinde bir gün bu takımı. Çok önemli oyuncular yetiştirdik. Abdullah Ercanlar, Beytullah Ercanlar, Metin Ülgenler, Sonay Elbacılar, Mustafa Subaşılar, Veysel Sarılar. Ama artık bizim hikayemiz profesyonelliklerde devam etsin dedik. Bu yola başladık 7 sene önce. Birinci amatörden şu anda Türkiye 2. ligindeyiz. Bundan sonra tabii ki lig yükselmek önemli ama yükselmenin önünde daha önemli bir şey var, tesis var. Evet. Bundan sonra süratle ciddi bir tesis yapmak peşinde koşuyoruz. Biz de imkan istiyoruz ya, bir şey istemiyoruz ya. Evet. Arsa istiyoruz. Burası bir imalathane. Bütün tesisi de biz yapacağız. Evet, burası bir imalathane.
Türk Rıfat, futboluna katkı sağlayacak Rıfat bir... Rıfat kardeşim bak, ben futbol kulübünün binası Beyoğlu'nda. Ben senede oraya bir kere gidiyorum. Burası üretim. Her gün sabah burada, 9'da 10'da buradayım. Bugün geciktim biraz. İşim vardı. 9'da 10'dan buradayım. Saat 3'e kadar her gün buradayım. Burası üretim yeri. Ben üretim hastasıyım. İyi işler yapmak istiyoruz. Güzel şeyler yapmak istiyoruz. Allah kısmet ederse 2 sene içinde çok ciddi bir tesis yapacağız Sırbacığım. İnşallah. Dolayısıyla gençlerin önünü böylelikle daha çok açacağız. Bu takımın belki 2 yıl sonra, 3 yıl sonra yaş ortalaması 20'lere gelecek. Şu anda 22 civarı, 22-23 civarı. Bu iş eğitim, kültür ve gençlere verilen değerle alakalı bir şey. Bu ülkede her şey olur ama iyi eğitim, iyi ahlak, iyi insan bunların başında. Bizim oyuncumuzla, seyircimizle asla kötü tezahürat ve küfür, bizde yasak bunlar. İyi ahlaklı oyuncu yetiştirip üst liglere verebilirsek biz de bundan ufak da olsa nemalanabiliyorsak, maddi manevi, ne mutlu bize. Bu kulübün anonim şirket burası. Tamamen geliri bu anonim şirket tarafından karşılanıyor. Ve kulübün hiçbir yerden başka bir lira geliri yok. Çok da önemli değil. Kendimiz bu işi yapıyoruz. Allah kısmet eder de yapacağız. Yeni tesisimizi bitirdiğimiz zaman gençlerin önü daha çok açılacak. Ve çok daha iyi oyuncular, Süper Lig takımına giden oyuncular yetiştireceğiz. Belki de Avrupa'ya giden oyuncular yetiştireceğiz. Burası böyle anılacak inşallah. Tek hedefimiz de bu. Bu işten de hiçbir beklentimiz yok. Hiçbir beklentim yok. Ben bu işi gençlik için yapıyorum. Türk gençliğinin bir şeyler, iyi imkanlar, iyi eğitim verilirse bir yerlere gelebileceğini, çok iyi işler çıkabileceğini inanan bir insan. Bunu da rahmetli hocamdan, ben de futbolcuydum. 43 yıl önce bu takımda futbol oynadım. Rahmetli hocam Metin Kurt'tan öğrendim. Bu hayallerin belirli bir kısmı da rahmetli hocamın hayalleriydi. Yani amatörün en altından bugün Türkiye ikinci ligin ciddi bir yere geldik. Ve gençlerle geldik. Teknik kadro ve oyuncu grubu, bir de bunun olmazsa olmazı taraftar tribün ayağı var. Evet. Beyoğlu Yeni Çarşı'da tribün ne durumda? Tribün Beyoğlu Yeni Çarşı'da tribün yeterli değil. Maalesef bu konuda zorlanıyoruz. Niye zorlanıyoruz? Bizden önceki dönemlerde kulüp içine kapanmış kulüp. Dolayısıyla biz küçük bir mahallenin köşesinde bir takımız. Bir de tabii tribün kültürü Türkiye'de yanlış anlaşılıyor. Yani bizlerin kültürüyle hiç örtüşmüyor. Yani ben asla tribünde küfür istemiyorum. Küfür olmaz. Biz her gelen takımı çiçeklerle karşılıyoruz. Gidiyoruz, taşlıyorlar bizi. Oyuncularımıza su vermiyorlar. O takım buraya gelir, biz yine çiçekle karşılarız. Sayın Başkanım, bizi misafir ettiğiniz, vakit ayırdınız. Tekrar teşekkür ediyorum. Ben de bize ilginiz için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Başkana veda ediyor ve sizleri takımın bir maç gününe götürüyoruz. Takım maç için tesislerden ayrılıyor.
Şimdi de taraftarlara çeviriyoruz kameralarımızı. Adım Ömür Ardagül. Beyoğlu Yeniçerisi Spor taraftarıyım. Yaşım 17. Gerçekten bu sene takımımız iyi mücadele ediyor. İyi bir oluşum var. Yani iyi bir de bir takım kurmuş başkanımız sağ olsun. Dediğim gibi iç sahada hiçbir maçını kaçırmıyoruz. Dış sahada da elimizden geldiğince destek oluyoruz takımımıza. İnşallah bu sene güzel bir yerde bitirip birinci lige çıkmayı istiyoruz. Merhabalar, adım Mervan. Beyoğlu Yeni Çarşı'nın içerideki tüm maçlarına gidiyoruz. Dışarıda da deplasmanlarda da yalnız bırakmıyoruz takımımızı. İnşallah bu sene birincilik yolunda başarılar diliyoruz. Ben Emrah Gezeroğlu. Bütün taraftarlarımızı maça davet ediyorum. Sen ol, semtinin takımını destekle. En büyük Beyoğlu Yeni Çarşı. En büyük Yeni Çarşı. Maç sonunda. Beraber hareket edelim. Bloklar arası mesafeyi iyi tutun. Beraber basın, beraber hücum yapın, beraber savunma yapın. Bu işin teknik taktik kısmı ben hala o kısımdayım. Ama geri kalan kısım sahada artık belli bir süreden sonra sizde. Sizin ne kadar istediğinizle alakalı. O topu ne kadar kapmak istiyorsun orada iş sende. Arkadaşına seçenek sunma işi sende. Bu artık sizin işinizde, yüreğinizde. Ne kadar istediğinizle, ne kadar inandığınızla alakalı. Çıkın da onu gösterin. Sonuna kadar mücadele edin. Buraya bağıra çağıra sevinçle gelin. Allah yardımcınız olsun. Gel gel gel. Biraz daha gel. Hay 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 hay. Kahve. Bir şey yok. Futbol aşkının peşindeki program Bu Takıma Sevdalıyız'ın bu bölümünün de sonuna geldik. Bir başka bölümde yeni bir kulüp, yeni taraftar grupları, yeni hikayelerde buluşuncaya dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.